Evet, günaydınlar sevgili arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün 12 Mayıs 2020 Ceza Hukuku Genel Hükümler dersimize başlıyoruz. Ben bir yandan sizler için Instagram yayını açarken, diğer yandan da sistemde şu an Adobe Connect sistemini hazır etmeye gayret ediyorum ki hem sistemde kayıt işlemini gerçekleştirebilirim. Günaydınlar, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sistemde kayıt işlemini gerçekleştirebilelim ve dersimize başlayalım. Bir iki dakika hep olduğu gibi peşrev yapmak durumundayız. Arkadaşlarımızın Instagram yayınından başlayıp dersin başladığını görüp iştirak edebilmelerini sağlayabilmek için. Ben de o esnada müsaadenizle şu işlemi yapayım. Şeye ilişkin olarak, söyleyin ismin olarak. Saniye, şöyle bir toparlayayım. Daha uygun olsun. Evet, yayınımızda şu an. Evet, Adobe Connect'te de başladık. Şu an Adobe Connect sisteminde pek bir arkadaşım gözükmüyor ama birkaç arkadaşım oraya gidebilirlerse şu an Esma orada gözüküyor. Adobe Connect'te bir sorun var mı? Her şey yolunda mı? Günaydınlar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Evet. YouTube yayını yok Çağdaş. Onun yerine şey yapıyoruz. YouTube yayınımız yok. Ama bu Instagram yayınımızı YouTube'a aktarıyoruz. Dolayısıyla bir sorun olmayacağını tahmin ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ya şey oldu. Söyler misiniz? Biraz şey hakkında bilgi vereyim mi? İster misiniz? Arkadaşlarımız henüz iştirak edemediler. Onlara iştirak edinceye kadar sınavla ilgili olarak. Yani geçtiğimiz hafta konuştuk biliyorsunuz. Üniversite senatosunun aldığı karar uyarınca final sınavları online olarak yapılacak. Doğal olarak Mayıs ayı geldiğinde öğrencinin şartlar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun odaklandığı konu sınav nasıl olacaktı? Bu evde olsak bile, pandemi nedeniyle dışarı çıkamıyor olsak bile de bu durum değişmez. Dolayısıyla şu an böyle bir gerçeklik ile karşı karşıyayız. Bir saniye izin verin, şunu biraz düzelteyim. Şimdi biraz daha aydınlık olduğunu tahmin ediyorum. Yani bunu daha önce de konuştuk arkadaşlarımızla. Tamamen yayına katılıncaya kadar bir kez daha netleştirelim istiyorum. Yani sınav şu an bizim öncelikli konumuz değil sevgili arkadaşlar. Yani bu süreçten hepimizin sağlıklı bir biçimde sevdiklerinin, yakınlarının bir zarar görmeden bu süreci sağlıkla atlatabilmek. Öncelikle amacımız bu ama bir yandan da derslerimiz devam ediyor. Bir yandan da işte burs alan öğrencilerimiz var. Belli yüzdelere göre bu burslar alıyorlar vesaire. Bir ölçme değerlendirme yapma yükümlülüğü altındayız. Biz vize sınavında biliyorsunuz sizi yormayacak, sizi üzmeyecek şekilde bir işte karar incelemesi suretiyle bunu düzenledik. Bu arada o karar incelemelerini inceliyoruz. Önümüzdeki haftaya inşallah bitmiş ve ilan edilecek noktaya gelecek. Şimdi bir de final sınavı yapma zorunluluğu ortaya çıktı. Üniversite yönetimde karar aldı. Online yapacaksınız. Sizlere en yormayacak, sıkıntıya düşürmeyecek, sistematik açıdan da sorun yaratmayacak ne şekilde bunu yapabiliriz diye kendi aramızda bir kürsü toplantısı yaptık. Bizim açımızdan da çünkü biliyorsunuz yani birbirimizi göremediğimiz bir ortamda olduğu için orada birçok şeyin olabilmesi mümkün işte. Sisteme bağlanamamak mümkün, şu vesaire falan. Bunları minimize edebilecek hangi çözüm üretebiliriz diye düşündük. En doğru, en akılcı ve objektif, sübjektif olmayan, birilerine haksız menfaat, birilerine haksızlık yapılmasın şeklinde nasıl yapabiliriz? Ve sınavlarımızı ceza genel de dahil olmak üzere muhakeme sınavında yani ceza kürsüsünün final sınavlarını test olarak yapma kararı aldık sevgili arkadaşlar. Kaç tane test sorusu olacak, ne olacak? Bunları hep birlikte daha sonra değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ama biz sınavımızı, final sınavımızı test şeklinde yapacağız. Bunun en adil bir biçimde
gerçekleştirilebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Herhangi bir suistimalin olmaması için tedbirleri elimizden geldiğince alacağız ve herkesin bir biçimde bu süreci atlatabilmesi için en uygun koşulları gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Ama tekrar ediyorum, yani derdimiz sınav değil. Hiçbir zaman sınav olmadı. O yapmak zorunda olduğumuz için yaptığımız bir iş. Hep derslerde de vurguluyorum biliyorsunuz sınıfta. Tabii öğrenciye bunu ne kadar söylerseniz söyleyin, onun önceliği her zaman o sınav odaklı ama vizyonumuz o kadar dar olmamalı. Yani tamam sınav olacak evet ama yani şu ben bu dersten ne öğrendim? Ben meslek hayatında kendime hangi katkıları sağlayabilecek olan ve meslek hayatımda ufkumu açacak geçtim meslek hayatında. Bizim dersimizin özelliği şu. Kişinin entelektüel gelişimine de fevkalade katkı sağlayabilme imkanı olan bir ders. Örneğin bu derste neyi tartıştık bu dönemin içerisinde? Hukuka uygunluk nedenleri bahsinde. Bir ötenazi bahsini. Bu hayatın içerisinde her zaman bir masada oturduğunuzda bir ortamda herkesin aslında bir fikrinin olduğu ama çok az insanın bilgi sahibi olduğu bir konu. Bu gibi alanlarda sizi o bilgiye, o donanıma, yetkinliğe sahip kılarak aslında entelektüel gelişiminize de katkı sağlamak amacındayız. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Sınav yapılması zorunlu olduğu için yapılan bir şey. Onu da hem en objektif hem de öğrenciye güçlük yaratmayacak yöntem ne olabilir diye kafa yorup bu şekilde bir karar aldık. Bunu sizinle paylaşayım istedim. Sorusu olan varsa şimdi yanıtlayalım. Eğer sorusu olan yok ise yavaş yavaş konumuza geçelim sevgili arkadaşlar. Şu an görebildiğim kadarıyla herhangi bir şey yok. Ya Allah rızası için birkaç kişi Adobe Connect'e girse, hep diyorum dekan rektör bana diyecek ki sistemde niye hiç kimse yok? Ben şey çünkü arkadaşlarımız Instagram'dan izlemeyi takip ediyorlar diyeceğim. Ama enteresan Instagram'da da sayımız düşüyor. Bu çok normal bir şeydir arkadaşlar. Rahmetli hocamız Çetin Özek şey derdi bize fakültede Mayıs ayı Nisan'da böyle Mayıs'ta sınava gelin deli misiniz? Çimlerde oturup aşık olmak varken gelmiş burada ders dinliyorsunuz diye. Aman ha hocanın aklına uyup herkes şu an kapatıp gitmesin. evet. Yani biz işimizi her şekilde yapalım ama bu hayatı bir sekteye uğratan bir süreç. Birlikte baş edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar sorusu olan varsa şimdi yanıtlayayım. O yok, eğer değilse de konumuza geçelim. Arada aklınıza takılan bir şey olursa da gene yöneltebilirsiniz. Hiç problem değil. Şimdi sevgili arkadaşlar, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz teşebbüs konusu üzerinde belirli bir aşamaya kadar gelmiştik. Özellikle teşebbüsün koşulları üzerinde ayrıntılı olarak durduk. Ben en çok üzerinde durulması gereken, en çok önemsediğim konu olan hazırlık hareketleri ve icra hareketleri ayrımını teoriler çerçevesinde ele almaya çalıştım. Ve teşebbüsün koşullarını tamamladıktan sonra son olarak şimdi bir özetle teşebbüse elverişli olmayan suçların üzerinden geçtikten sonra teşebbüs bahsinde incelenmesi gereken son konu olan işlenemez suç konusu üzerinde durmak istiyorum. Daha sonra bugünkü dersimizde teşebbüs bahsini kapatıp suçun özel görünüş biçimleri içerisinde diğer bir kategoriyi oluşturan suça iştirak müessesesi üzerinde konuşmak istiyorum. Suça iştirak müessesesine başlayalım istiyorum. Başlamadan önce yanlış biliyorsam beni düzeltin lütfen şimdi. Bu hafta dersimiz var, bugün ve yarın. Önümüzdeki hafta Salı günü bildiğim kadarıyla bu 19 Mayıs'a tekabül ettiği için resmi tatil ders yapamayacağız. Çarşamba günü ders yapacağız. Yani 20 Mayıs'ta. Bugün yarın ders yapıyoruz. 20 Mayıs'ta ders yapıyoruz. Bir dağıtıyoruz. 26-27'sinde de yapabiliyor muyuz? Sanki onlardan bir günde bayram münasebetiyle ders yapılamıyor gibi. Ve ondan sonra da bir haftada Haziran ayının başında bir ders daha yapıyoruz. Yani aslında total olarak şu an baktığımızda 3 hafta gibi bir zaman dilimimiz var. Ha, bana sorarsanız konularımız itibariyle bize yeterli. Bize yeterli bu süre.
Salı günü bayram diye biliyorum. Ben de öyle biliyorum Nisa. İşte çarşamba bir gün yapabiliyoruz. Önümüzdeki hafta 19 Mayıs'tan bir gün kaybediyoruz. Önümüzdeki hafta bir gün yapabiliyoruz. Totale vurduğunuzda 3 hafta ders yapabiliyoruz gibi geliyor. Bu 3 haftalık ders içerisinde sevgili arkadaşlar, benim dönem başında normal biz bu dersi sınıfta yapmış olsa idik, ulaşmayı hedeflediğimiz, ulaşacağımız takvime birebir paralel bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Eğer önümüzdeki haftaki dersleri de bir aksilik olmaz ve bu 3 haftayı da muntazam bir biçimde yürütme imkanımız olur ise biz dönem başındaki takvime uygun bir biçimde derslerimizi noktalamış olacağız. Ondan sonra da işte sınav vesaireyi konuşuyoruz detaylı olarak. Ama bu beni mutlu eden bir şey açıkçası. Yani bunca sıkıntının içerisinde, bunca zorlukların olduğu bir ortamın içerisinde biz vazifemizi ifa edebiliyorsunuz ve sizlere ulaşabiliyorsak bu çok güzel bir şey. Bu açıdan ister sosyal medya kanalından ister Adobe Connect'ten nereden olursa olsun bir arada olabilmemiz çok sağlıklı bir şey sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi. Geçtiğimiz ders teşebbüsün koşulları üzerinde ayrıntılı olarak durduk. Şimdi teşebbüse elverişli olmayan suçların üzerinde bir cümle duracağım. Peki pratik çalışma yapma imkanımız olacak mı diyor. Zor gözüküyor peki. Yani onu biz kendi aramızda da konuştuk da çok 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 istiyorum ama nasıl yapabiliriz? Şu pratik çalışmanın ruhunda şu var arkadaşlar. Pratik çalışmanı biz değil siz konuşuyorsunuz. Yani onun için yapıyoruz pratik çalışmayı. Vakayı verip sizin tartışmanızı arzu ediyoruz. Fakat geçtiğimiz derste buna biraz olsun değinme imkanı buldum. Şu mevcut sistemin belki de en çok eleştirilmesi gereken yanı uzaktan eğitim modelinin interaktif eğitim modeline yeterince imkan tanımıyor olması. Dolayısıyla ben pratik çalışma yapmayı çok isterim ama ya Allah aşkına 3 haftadır kanun okutamıyorum size ya ne pratiği? Kanun okutamıyorum. Dolayısıyla ya keşke yapabilsek ben isterim ama havada kalır. Benim vakayı ve asistan arkadaşımdan rica edip Batuhan'ın gelip burada vakayı verip ondan sonra kendisinin sonra yanıtları ifade etmesinin de çok bir faydası yok. Bu önümüzdeki süreçte herhalde bu uzaktan eğitim meselesini geliştirecek olan kişilerin buna odaklanması lazım. Hasan Tahsin çok pratik çalışma kitabı önermiyoruz biz derslerde. Bu dönem için elbette olabilir ama pratik çalışma kitaplarında sorun olabiliyor bazen. Yani o denetimden geçmediği müddetçe eski bası, yeni bası, kanun, hüküm değişti vesaire bir görmeden şudur diyemiyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Normal şartlar olma yine de faydalı oldu. Melike bakalım istiyorsanız son haftaya ben bir saat veya bir şey bir fin şeye sınava yönelik pratik çalışma öngörebiliriz ama çok çok verimli olmadığını düşünüyorum. Siz aksi kanaatteyseniz de sizin için pratik çalışma saati ayarlarız ya canınız sağ olsun. İstediğiniz pratik çalışma olsun. Ben çok faydalı olduğunu düşünmediğim için pek düşünmüyordum ama siz faydalı oldu diyorsanız başımla beraber. Elbette yaparız. Hiç problem değil. Bunu önümüzdeki hafta bir kez daha konuşalım. Oldu mu arkadaşlar? Hadi başlayalım. Teşebbüse elverişli olmayan suçlar. Aslında biz şimdi bu kısa kısa değineceğim başlıklara geçtiğimiz hafta içerisinde teşebbüs bahsini anlatırken ayrıntılı bir biçimde değindik. Şunlar elverişli değildir, bunlar elverişli değildir. Yapacağımız iş esas itibariyle bunları toparlamaktan itibaren. Hangi suçlar teşebbüse elverişli değil? Şimdi bir kere öncelikle Ceza Kanunu 35. maddesi suça teşebbüsü düzenlediğine göre ve teşebbüsün ilk koşulu bir suçun işlenmek istenmesi olduğunu göre bunun mefhum muhalifinden ne anlıyor sevgili arkadaşlar? Kabahatler kural olarak teşebbüse elverişli değildir. Kabahatler Kanunu 13. maddesi bunu yazıyor. İdari para cezasını gerektiren yaptırımlar, Kabahatler Kanunu'nda düzenlenen yaptırımlar prensip olarak teşebbüse elverişli değildir. Buna karşın istisnaen eğer o ilgili kabahatin düzenlendiği hükümde o kabahati teşebbüsün de cezalandırılabileceği hususunda açık hüküm var ise bu takdirde o cezalandırılabilir. Ne zaman var buna ilişkin olarak? Yani nerede var? Kabahatler Kanunu'nda bu ki bu genel kuralın istisnası. Daha önce de örneğini verdim. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3. maddesinin 18. fıkrasında var. Orada bir kabahat düzenleniyor ve ona teşebbüs halinde de faalini ne şekilde cezalandıracağı yazıyor. Ha, bu şekilde özel hüküm var ise sevgili arkadaşlar sorun yok.
Betül diyor ki en azından uzama pratik yükleseniz biz kendimiz çözsek. Harika olabilir. Tamam. Bunu yapabiliriz Betül. Betül tamam. Tamam. Uzama pratik çalışma yükleyelim. Ben notumu alayım. Ve sizden bunu arzu eden arkadaşlarımızın o pratik çalışmayı birden fazla da yükleyebiliriz. Çözmelerini isteyelim. Daha sonra olmadı Batuhan'la da konuşalım. Çözümlerinizi gönderirsiniz. O bir üzerinden geçip dönüşte yapabilir. Tamam. O şekilde yapalım. Devam. Teşebbüse elverişli olmayan suçlar. İki tane tartışma konumuz var burada. Bir tanesi netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Diğeri de olası kastla işlenen suçlar. Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlara çok tartıştık biliyorsunuz. Ve şöyle bir neticeye vardık ve dedik ki eğer failin kastettiğinden daha ağır neticenin meydana gelmesi durumunda bu daha ağır neticeye yönelik hatırlıyorsunuz. Netice sebebiyle ağırlaşmış suçları esas itibariyle kas taksir kombinasyonu değil mi? Kasten bir suç işliyorsunuz ama elinizin ayarını tutturamadığınız için taksirle daha ağır bir neticeye sebebiyet veriyorsunuz. Ha, böyle bir durumda o ağır netice gerçekleşmemişse faili cezalandırabilmek mümkün değil. Teşebbüsten dolayı cezalandırabilmek mümkün değil. Neden? Ağır neticeye yönelik taksir var. İki, ağır neticeye yönelik bilinçli taksir varsa gene o ağır neticeye teşebbüsten cezalandırabilmek mümkün değil. Üç, ağır neticeye yönelik olası kast var ise olası kastla gerçekleştirilmesi istenen fakat gerçekleşmeyen ağır neticeye teşebbüsten de cezalandırabilmek mümkün değil. Ne zaman cezalandırabilmek mümkün? O ağır neticeye yönelik doğrudan kastın varlığı tespit edilebilir ise bu takdirde o ağır neticenin gerçekleşmemesi yani doğrudan kast ile istenen, doğrudan kast ile hedeflenen ağır neticenin gerçekleşmemesinden dolayı siz bu ağır neticeye teşebbüsten dolayı faili sorumlu tutabiliyorsunuz. Şu halde netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda kural olarak teşebbüs söz konusu olmaz. Bunun istisnası ağır neticeye yönelen doğrudan kastın varlığıdır. Eğer doğrudan kastın varlığını tespit edebilirsiniz, işte o zaman gerçekleşmeyen ağır neticeden, gerçekleşmeyen netice sebebiyle ağırlaşmış suçtan dolayı siz faili teşebbüsten sorumlu tutabilirsiniz. Devam ediyoruz. Bir diğeri de dedik ki olası kast. Burada da size İstanbul Ekolü'nün görüşünden bahsettim, karşı görüşten bahsettim. İkisine ilişkin olarak da Yargıtay'ın farklı görüşleri olduğundan ifade ettik. Benim katıldığım görüş, paylaşmak zorunda değilsiniz. Yalnızca bu benim görüşüm. İstanbul Ekolü'nün geleneksel yaklaşımı çerçevesinde gayrimuayyen kast netice ile belirlenir kuralının esas olduğunu ve dolayısıyla netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda failin netice sebebi nereden çıktı? Olası kastla işlenen suçlarda failin gerçekleşmesi muhtemel olan netice gerçekleşmemiş ise bundan sorumlu tutulamayacağı kanaatindeyim. Ancak bu netice gerçekleşmiş ise fail sorumlu tutulabilir. Aksi takdirde olası kasta işlenen suçlara da teşebbüsün kabul edilebilmesi cezalandırılabilirlik alanını fazlasıyla genişlettiği için hukuki güvenlik açısından sakıncalı bir düşüncede kanaatindeyim. Benimle aynı kanaate sahip olmak zorunda değilsiniz. Gerekçenizi ortaya koyarak pekala olası kasta işlenen bir suça teşebbüsün olacağını da ifade edebilirsiniz. Ama ben olmayacak kanaatindeyim. Bir diğeri sevgili arkadaşlar, objektif cezalandırılabilme şartı içeren suçlar teşebbüse elverişli değildir. Kalkışma suçu dediğimiz işte bu şeyde 309. anayasal düzeni devirmeye, anayasal düzeni cebir kullanarak değiştirmeye teşebbüs. Zaten burada o teşebbüs veya öncesindeki hazırlık hareketleri suç olarak cezalandırılmaktadır kalkışma suçlarında. Çünkü burada zaten o fiili işlediğiniz anda örneğin bahsettiğimiz 309'daki suçu anayasal düzeni cebir kullanarak teşebbüs etmek. Elbette teşebbüsü cezalandıracaksınız. Zaten eğer cebir kullanarak anayasal düzeni değiştirmeyi başarmış isen zaten yeni kurucu iktidar haline geliyorsun. Yeni iktidar sen olduğun için, yeni kurucu iktidar sen olduğun için artık yeni bir düzen kuruyorsun orada. Kimsenin seni cezalandıracak hali yok. Sen aksine eski düzenle hesaplaşmaya başlıyorsun. Onun için zaten mevcut düzen değiştirilemesin diye
bunu değiştirmeye, cebir kullanarak teşebbüs edilmesi, hatta buna ilişkin hazırlık hareketleri dahi doğrudan cezalandırılabilir hale gelmişti. Dolayısıyla kalkışma suçlarında zaten o teşebbüsün kendisi cezalandırılabilirlik olduğu için bunların ayrıca bir teşebbüsünden söz edebilmek söz konusu olmaz. Nihayet arkadaşlar çok tartışılan bir konu. Tam da burada üzerinde konuştuk da bıraktık diye hatırlıyorum. İhmali suça teşebbüs. İhmali suçlarda biliyorsunuz ne vardı? Kişinin hukuk düzeni ona belirli bir icraî davranışta bulunma yükümlülüğü getirmiş olmasına rağmen. Örneğimiz neydi bizim? Kayınvalide, kaynanası, eşinden ayrılmasına neden olan nefret ettiği kaynanası acil serviste hasta olarak önüne gelen doktor. Kanamalı bir hasta ve müdahale edilmezse ölecek. Doktor arkasını dönüyor, gidiyor ölsün diye. Fakat orada bulunan bir intern doktor diyelim, tıp fakültesi son sınıf öğrencisi tesadüfen odaya girdiğinde kadını görüyor, müdahale ediyor ve ölüm neticesinin gerçekleşmesini engelliyor. Bu tarz bir durumda ona müdahale etme yükümlülüğü olan doktorun, yani eski damadın, kayınvalidesine yönelik işlemiş olduğu fiilde teşebbüsten söz edilebilir mi? Ben olabileceği kanaatindeyim ama doktrinde bu azınlık görüşümde ifade etmem lazım sevgili arkadaşlar. Yani benim şahsi kanaatime göre ihmal suretiyle işlenen suçlarda o köprüden önce son çıkışı geçmiş iseniz, müdahale edilmesi imkanı var iken müdahale edilmemesi durumunda kalıcı zararın ortaya çıkabileceği bir noktaya gelinmiş ise, yani icraî davranış altında bulunma yükümlülüğü altına girmiş, bu yükümlülüğü kasıtlı bir biçimde ihlal etme iradesi ortaya koymuş iseniz, bundan sonraki bir aşamada köprünün tam aşağı düşmeden önce veya geçmeden önce onu birinin çekip almış olması, sizin bu yöndeki kusurlu iradenizin varlığını ortadan kaldırmaz ve bu kusurlu iradenin cezalandırılabilir olduğunu düşünüyorum. Netice gerçekleşmemiş olsa da, ama dediğim gibi bu azınlık görüşüdür sevgili arkadaşlar. Doktrinde pek çok yazar da der ki hayır efendim böyle olmaz. Bu tarz bir durumda netice gerçekleşmemiş ise gerçekleşmeyen neticeden dolayı ihmali davranışı cezalandıramayız diyor. Tartışmalı. Ben kendi adıma olabileceğini düşünüyorum ama doktrinin büyük çoğunluğu ihmali suçlarda da teşebbüsün mümkün olmadığı şeklinde bir görüş ortaya koyuyor. Evet sevgili arkadaşlar, bu şekilde teşebbüs elverişli olmayan suçları belirledikten sonra işlenemez suç kavramı üzerinde durmak istiyorum. Şimdi işlenemez suç, çok fiyakalı, havalı, güzel bir ismi var. İşlenemez suç. Nasıl işlenemiyor suç? Ya aslında öyle değil. Yani meselenin esası şu arkadaşlar. Belirli bazı davranışlar var ki bunların gerçekleştirilmesi, failde kusurlu bir iradenin varlığı mevcut olmasına rağmen o neticeyi meydana getirmesi, yani kişi kanunda ceza yaptırımına bağlanmış olan bir fiili ihlale yönelmiş olmasına rağmen o kastettiği o neticenin gerçekleşmesi, dikkat, ya o suçta kullandığı vasıta açısından, o vasıtanın o suçun konusu açısından zarar veya tehlike yaratmaya elverişli olmaması ya da o suçun konusunun bulunmaması nedeniyle zaten baştan işlenmesi imkansız bir suç var ortada. Karışık olduğunu farkındayım, bir kez daha anlatayım. Şimdi failin iradesi bir suçu işlemeye yönelmiş. Bu suçu işlemek için harekete geçiyor, bir fiili icra ediyor ancak o fiilin icrası esnasında ya kullandığı vasıtanın, kullandığı aracın o fiili de suç tipinde öngörülen neticeyi meydana getirmeye elverişli olmaması ya da en azından o suçun konusu açısından bir zarar veya tehlike yaratmaya elverişli olmaması nedeniyle söz gelimi tabancayı aldınız, çok öfkelendiniz, birisini öldüreceksiniz ama farkında değilsiniz. Tabancanın içinde kurşun yok. Silahı doğrulttun, tak tak tak. Ateş almadı, içinde mermi yok. Bu tarz bir durumda ne var? Sizin kastınız var, kusurlu iradeniz var, tipik neticeyi meydana götürmeye yönelik iradeniz var ama kullanmış olduğunuz vasıta o suçun konusu yönünden, yani içi boş bir tabanca karşıdaki kişinin hayatı, yaşam hakkı yönünden, vücudu yönünden bütün olarak baktığınızda bir zarar veya tehlike yaratmaya elverişli değil.
Şimdi bu durumda boş tabancayla birini öldürmeye çalışmak işlenemez suç. Neden? Her ne kadar kusurlu iradeniz var ise de o neticeyi meydana getirmeye yönelen kullandığınız vasıta o açıdan bir zarar veya tehlike yaratmaya elverişli değil. İkinci şekli sevgili arkadaşlar, netice sebebiyle ağırlaşmış suçun gerçekleşebileceği, suçun konusunun bulunmaması. Yani bu şöyle olabiliyor. Mesela gece öfkelendiniz, sinirlendiniz, birisini öldürmek istiyorsunuz. Gece adamın evine giriyorsunuz. Elinizde silahla, bıçakla gidiyorsunuz. Yatağında vuruyorsunuz ama vurmadan bir bakıyorsunuz adam zaten ölmüş. Gece diyelim ki kalp krizi geçirmiş, ölmüş veya başka bir nedenle hayatını kaybetmiş, zaten ölmüş, artık cenaze olmuş. Yani insan olma vasfını kaybetmiş olan bir kişinin vücuduna yapacağınız herhangi bir müdahale, ateş etmek, bıçakla vurmak, boğazını sıkmak vesaire neyse, o an yapacağınız şey artık o suç tipini oluşturmaya elverişli değil. Yani kasten öldürme suçu artık o an için işlenemez suç haline gelmiş. Neden? Çünkü siz fiili icra etmeye başladığınızda artık o fiilin, o suçun konusu zaten ortadan kalkmış. Anlatabiliyor muyum sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla iki şekilde işlenemez suç oluyor arkadaşlar. Bir, siz bir suçu işlemek için yola çıkıyorsunuz. Kanunda yazılı bir fiili ihlale yönelen bir icra hareketi gerçekleştiriyorsunuz. Ancak ya kullanmış olduğunuz vasıtanın elverişsizliğinden, elverişsizlik derken o suç konusu üzerinde bir zarar veya tehlike yaratmaya elverişli olmamasından bahsediyorum. Ya da o suçun konusunun ortadan kalkmış olması nedeniyle siz fail sıfatıyla suçu icraya başladığınız anda o suçu işleyebilmeniz zaten baştan itibaren imkansız hale gelmiş. İşte bu durumda biz işlenemez suçun varlığından söz ediyoruz sevgili arkadaşlar. Yani fail icra hareketine başladığı anda neticenin meydana gelmesi belirttiğim nedenlerle vasıtada veya konuda imkansızlık nedeniyle baştan itibaren imkansız hale gelmiş ise bu takdirde neticenin meydana gelmesi imkansızdır. Peki bu tarz bir durumda failin, yani bu kusurlu iradeye sahip olan kişinin, çok güzel Gülşah mesela tam da o soruyu soruyor. Teşebbüsten dolayı cezalandırılabilmesi mümkün müdür? Gülşah diyor ki peki silahta kurşun bulunmaması durumunda teşebbüs de mi olmaz? Tam da onu konuşuyoruz işte. Şimdi arkadaşlar bu konuda çeşitli teoriler var. Bizim kanunumuzda da aslında yakın durduğu ve Türk doktrininde Yargıtay kararlarında kabul ettiği bir objektif teori var. Bir de sübjektif teori var. İkisinin üzerinde de kısaca duracağım. Objektif teori az önce arkadaşımızın sorduğu soru çerçevesinde bir ikili ayrım yapıyor imkansızlık noktasında. Mutlak imkansızlık ve nispi imkansızlık. Yani işlenemez suçtan dolayı kişinin teşebbüsten dolayı sorumlu tutulamayacağının belirlenmesinde biz bu vasıtadaki veya suçun konusundaki imkansızlığın mutlak bir imkansızlık mı yoksa nispi bir imkansızlık olduğuna mı bakıyoruz? Mutlak imkansızlığın söz konusu olması halinde sevgili arkadaşlar hiçbir şekilde kişinin cezalandırılabilmesi teşebbüsten mümkün değil. Buna karşın öğreti ve uygulama nispi imkansızlık halinde kişinin teşebbüsten dolayı cezalandırılabileceğini ifade ediyor. Peki nispi imkansızlık ne zaman ortaya çıkar? Nispi imkansızlık da iki şekilde ortaya çıkar arkadaşlar. Yine ya suçun konusuna ilişkin bir nispi imkansızlık söz konusudur ya da suçta kullanılan vasıtaya ilişkin bir nispi imkansızlık söz konusudur. Önce suçun konusundan başlayalım. Suçun konusunda nispi imkansızlık, yani teşebbüsün cezalandırılabilirliği ne zaman söz konusu olabilir? Eğer o fiilin icrası esnasında suçun konusu yok değil ise, yani var ise, az önceki gibi kişi ölmemiş ama diyelim hırsızlık suçunu işleyeceksiniz. Hırsızlık suçunu işleyeceksiniz. Kişinin sol üst cebinde, ceketinin üst cebinde cüzdanının olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat o bir şey nedeniyle cüzdanı çıkartmış, sağ cebe koymuş. Otobüste, metroda bir şekilde sıkışık giderken çaktırmadan elinizi içeri atıyorsunuz. Cüzdanı alacaksınız ama cüzdan o cepte değil o anda. Tamam.
Şimdi burada ne var? Suçun konusu açısından nispi bir imkansızlık var. Neden? Suçun konusu yok değil, cüzdan yok değil veya para almak istiyorsanız para yok değil. Para var ama para sizin fiilin icrası esnasında fail olarak düşündüğünüz yerde, düşündüğünüz şekilde değil. Para bu cepte değil de bu cepte. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buraya elinizi soktuğunuzda, bir şey bulamayıp çıkarttığınızda siz aslında suçun konusu yönünden nispi bir imkansızlık ile karşılaşmış oluyorsunuz. Yani burada nispi imkansızlık halinde objektif teori uyarınca teşebbüs hükümlerinin uygulanabileceğini ve mağdurun cebinden cüzdanını almak veya parasını almak için elini cebine sokan kişinin teşebbüsten dolayı cezalandırılabileceğini karar veriyoruz. Nispi imkansızlık bu şekilde suçun konusuna ilişkin olabileceği gibi sevgili arkadaşlar suçta kullanılan vasıta ilişkin olarak da gerçekleştirilebilir. Burada nedir? Suç işlemek için bir araç, bir vasıta kullanırsınız ama kullandığınız araç yetersizdir. Kifayetsizdir. Nedir mesela? Bunu hatırlayacaksınız şey bölümünde nedensellik bağında özel durumları izah ederken verdiğim örnektir. Kocasını zehirlemek isteyen kadın adamın zehirlenmesi için işte 30 miligramlık zehirin vücuduna girmesi gerekiyor. Yemeği yapmış, zehiri de hazırlamış koymuş ama içine 30 değil de 20 miligram zehir koymuş. Tamam, öldürür bu onu demiş. Karıştırıp önüne koymuş adam yemeği yiyor fakat bakıyor ki o zehir miktarı işte bir gaz sancısı yaratıyor adamda. Midede bir ağrı ekşime yaratıyor fakat bir süre sonra bünyesi de sağlam gece toparlıyor kendisini. Şimdi burada ne var? Failin aslında suçta kullanılan vasıtanın, suçta kullanılan aracın yani zehirin somut vasıtada kifayetsiz kalması, kullanılması ama yetersiz kalması ne? O suçun konusu yönünden bir zarar tehlikesi meydana getirmeye yani kişinin vücudunda bir ölüm neticesini meydana getirmeye, onu zehirleyerek öldürmeye yeterli olmaması söz konusu. Ya da av tüfeğiyle bir kimseyi öldürmek istiyorsunuz ama yeterince saçma koymamışsınız av tüfeğinin içerisine. Ateş ettiniz, kişi sadece biraz o saçmalardan dolayı yaralandı ama ölümcül bir netice meydana getirmeye elverişli değil o kadarcık saçma. Şimdi bu tarz bir durumda da kullanılan araçta bir imkansızlık söz konusu ancak bu imkansızlık nispi bir nitelik taşıdığı için yani bir vasıta bir araç kullandınız ama o araç neticeyi meydana getirmeye elverişli olmadığı için netice açısından kifayetsiz kaldığı için bu tarz bir durumda da suçta kullanılan araçta nispi imkansızlık halinde objektif teori görünce fail yine teşebbüsten sorumlu tutulabilir. Şey açısından o imkansız Hasan Tahsin Bey şeyi soruyor öldürme teşebbüsü silahla tehdit değerlendirebilir miyiz? Mutlak imkansızlık halinde olabilir. Ama nispi imkansızlık halinde kastettiği suça teşebbüsten dolayı biz bunu kişiyi sorumlu tutabiliyoruz. Şimdi objektif teori bu şekilde arkadaşlar mutlak ve nispi ayrımı yapmak suretiyle konuya kesin bir çözüm getirmeye gayret ediyor. Şimdi tabii bunun da eleştirildiği noktalar var sevgili arkadaşlar ama ona geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Objektif teorinin ilk orijinal halinde bu noktada elverişlilik değerlendirilmesinin ex post bir biçimde yapılması gerektiği. Yani hareket yapıldıktan sonra ortaya çıkan sonuca, ortaya çıkan neticeye göre bu elverişliliğin belirlenmesi esası kabul edilmişti. Bu öğretide çok eleştirilmiş olan bir husus sevgili arkadaşlar. Neden eleştirilmiş olan bir husus? Çünkü bir biçimde siz bu şekilde ex post bir değerlendirme yaptığınızda örneğin atış mesafesinin dışında kalan bir kişiye, silahın menzilinin dışında kalan bir kişiye ateş ettiğinizde
o kişi suçu işlediğiniz esnada zaten atış mesafesinin dışında olmasına rağmen ex post bir değerlendirme yaptığınızda, yani sonradan neticenin meydana gelmemesine göre bir değerlendirme yaptığınızda, pekala siz bu tarz bir durumda kişiyi teşebbüsten dolayı sorumlu tutabiliyorsunuz. Onun için objektif teori yakın zamanlarda tadil edilerek yeni objektif teori olarak ifade edilen bir noktaya geldi. Tehlike teorisi olarak da tanımlanan bu yeni objektif teoriye göre elverişliğin belirlenmesinde neticenin meydana geldiği andan itibaren değil, ama hareketin yapıldığı andan itibaren, yani ex ante bir değerlendirme yapılması suretiyle sonuca ulaşılması gerekiyor. Dolayısıyla somut vakada bu vermiş olduğum örnekte, yani menzil dışındaki bir kişiye çok sinirlendiniz, kaçıyor arkasından ateş ettiniz ama adam 2 kilometre öteye gitmiş. Silahınızın menzilinin o kadar olmadığını bilmenize rağmen ateş ettiğiniz halde, eski ilk objektif faktörün ilk şekline baktığınızda ex post değerlendirmede siz sonradan neticenin meydana gelmesi anı esas alındığında teşebbüsten dolayı pekala sorumlu tutulabilirdiniz. Oysa bu adil bir netice yaratmazdı. Şimdi objektif teori açısından elverişliliği ex ante bir biçimde hareketin yapıldığı ana geri çeken bu tehlike teorisine göre, gerek işte hayatın ortak tecrübelerine, gerek benzer hadiselerde meydana çıkan sonuçlar şunu ortaya koyar ki, 2 kilometrelik bir kimseye ateş ettiğiniz anda onun üzerinde herhangi bir zarar veya tehlike yaratabilmeye muktedir değilsiniz. Dolayısıyla hareketin yapıldığı anda ki bu elverişsizlik, bu imkansızlık artık nispi olmaktan çıkıp mutlak hale geldiği için, somut vakada tehlike teorisi ya da yeni objektif teori uyarınca atışın yapıldığı an esas alınmak suretiyle bu tarz bir durumda failin teşebbüsten dolayı sorumlu tutulmayacağı esası kabul edilmektedir. Şimdi arkadaşlar, bir de sübjektif teori var. Objektif teori ile ilgili anlaşılmayan bir husus var mı sevgili arkadaşlar? Varsa üzerinden bir kez daha geçeyim. Bunu mutlaka kitaptan çalışmanız gerekiyor tabii sevgili arkadaşlar. Netice itibariyle teknik ve teorik bir konu. Kitabınızda eski tarihli de olsa çok güzel Yargıtay kararları var. Tam da bu o nispi ve mutlak ayrımını ortaya koymaya yönelik. Onları mutlaka bir okumanızı rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Objektif teori dediğim gibi arkadaşlar ikili bir ayrım getiriyor. Mutlak ve nispi olmak üzere. Mutlak imkansızlık, nispi imkansızlık. Eğer mutlak imkansız halinde kişi, örneğin az önceki örnekte suç konusu hiç yoksa, yani öldürmek istediğiniz kişi zaten hayatını kaybetmiş bir kişi ise, bu tarz bir durumda artık sizin o fiile yönelik ya gerçekleştirmişse ölmüş insana yeniden ateş etmeniz, örneğin en fazla olsa olsa 131'deki kişinin hatırasına hakaret suçunu oluşturabilir, ama hiçbir şekilde kasten öldürme teşebbüsten dolayı kişiyi sorumlu tutamazsınız, çünkü zaten suçun konusu fiili icra ettiğiniz esnada ortadan kalkmış. Bu mutlak imkansızlık. Nispi imkansızlık halinde ise gene suçun konusu yönünden gidelim. Nedir? Kasayı çalmak için. Az önceki örneğimiz adamın cebine elini attığında cüzdanın orada değil de diğer cepte olmasıydı. Cüzdana değil de söz gelimi ismi ne yaptınız? Eve girdiniz, kasanın değerli şeyler olduğunu düşünüyorsunuz. Meğer kasanın evin sahibi o kasadaki değerli eşyaları almış, bankadaki kasaya koymuş. Siz bundan bir habersiniz. Eve girdiniz, kasayı açtınız, kasayı bir açtınız. Kasa tam takı. Kasanın içinde hiçbir şey yok. Şimdi bu durumda herhangi bir şey alabildiniz mi? Hayır. Ama şu var, siz suçun konusu o an için orada bulunmamasına rağmen konu var ama sizin düşündüğünüz yerde değil, başka bir yere taşımış. Fakat siz o ana kadar gerekli hareketleri icra ettiğiniz için buradaki imkansızlık nispi bir imkansızlıktır ve o kasayı açan ve içeride hiçbir şey bulamadığı için kasanın içindekileri soyamayan hırsızlar nispi imkansızlık nedeniyle suça teşebbüsten dolayı sorumlu tutulabilirler. Anlaşılmayan bir husus var mı sevgili arkadaşlar? Objektif teori bu şekilde. Sübjektif teori ise arkadaşlar fiili değil, her zaman olduğu gibi sübjektif deyince bunu alacağız. Failin kastını, failin iradesini o esas alan teoridir. Buna göre fail suç işleme iradesiyle
o suçla ile konanan hukuksal değer üzerinde bir tehlikelilik ortaya koymuştu. Dolayısıyla bu tehlikeliliğin netice meydana gelmese de cezalandırılması gerekir der sübjektif görüş. Tabii sübjektif görüş pozitivistlerin fazlasıyla etkilemiş olduğu, pozitivistlerin ortaya koymuş olduğu bir görüş. Ama hep ben sübjektif meselelere biliyorsunuz biraz İhtiyatla yaklaşma taraftarıyım. Burada işte hakime takdir etkisi tanısın gibisinden bir ibareyi de hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Bu tarz bir durumda sübjektif teorinin kabul edilmesi ceza sorumluluğunun kapsamını ölçüsüz bir biçimde, öngörülemez bir biçimde genişletmeye elverişli olduğu için ben sübjektif teorinin bu noktada kabul edilemeyeceği kanaatindeyim sevgili arkadaşlar. Ama Alman Ceza Kanunu'na bakıyorsunuz, biraz hem objektif hem sübjektif teoriden de etkilenmiş bir şekilde Alman Ceza Kanunu 23. maddesinin 3. fıkrasında diyor ki bu tarz bir durumda yani işlenemez suç halinde bizim objektif teoride olduğu gibi mutlak nispi gibi bir ayrıma gitmeksizin açıkça diyor ki mahkeme cezayı indirebilir veya hiç ceza vermeyebilir. Yani orada aslında pozitivistlere biraz yaklaşan bir biçimde işlenemez suçun varlığı halinde hakime ceza vermeme veya ceza indirimi yapma konusunda bir takdir yetkisi tanınmış durumda. Bizim hukukumuza baktığınızda Ceza Kanunu 35. maddesi teşebbüsü düzenleyen maddede elverişli hareketler ile suçun doğrudan doğruya icrasına başlanması esası kabul edildiği için sevgili arkadaşlar, bu hüküm objektif teori önce mutlak imkansızlığı cezalandırmayı engeller. Çünkü elverişli hareketlerle icraya başlama koşulunu öngörmüş kanunumuz. Dolayısıyla burada elverişli olmasa da konu veya vasıta ben bunu cezalandırırım diyemezsiniz. Faili cezalandırabilmek işlenemez suç halinde mümkün olmaz. Bunun istisnası, istisna dememek lazım ona. Bunun mümkün olduğu yegane husus imkansızlığın objektif teori uyarınca nispi bir imkansızlık şeklinde olması. Yani suçun konusunun failin düşündüğü yerde, düşündüğü şekilde olmaması ama bulunması ya da vasıtanın, kullanılan vasıtanın eksik, yetersiz, kifayetsiz kalması halinde nispi bir imkansızlıktan söz edilebileceği ve bu noktada bizim hukukumuza göre de failin teşebbüsten dolayı sorumlu tutulabileceği sonucuna ulaşmak lazım. Sübjektif görüş olarak kasadaki gerçek mücevher olduğunu sanarak çalmak aslında çaldığının sahte olması örnek verilebilir mi? Aslında bu biraz şeye benziyor. Söyler misin? Konuda imkansızlık ama bu imkansızlık değil. Gülşah gene de bu tarz bir durumda arkadaşımız diyor ki kasadaki mücevher gerçek mücevher sanmış ama sahte çıkmış olması. Bu fark etmez. Gerçek veya sahte olsun. Hırsızlık suçunun suyu ne? Orada bir teşebbüsten yok. Orada tamamlanmış suç var. Neden? Hırsızlık suçu neyi düzenliyor 141. maddede? Failin taşınabilir bir malı bulunduğu yerden faydalanma kastıyla alması. Orada da gerçek olsun, sahte olsun. O mücevheri bulunduğu yerden faydalanma kastıyla almış mı? Almış. Suç tamamlanmış. Orada teşebbüs yok ama sadece şu olabilir. Verdiğiniz örneği biz şeyde kullanırız daha çok. Malın değerinin azlığı şeklindeki hafifletici neden uygulanabilir mi? Ben bunu şeyde tartıştırdım biliyorsunuz. Suçun nitelikli unsurlarında hatayı anlatırken çok değerli bir halı, çok değerli bir mücevher çalıyorum diye gidiyorsun sen 500 bin dolar değerinde ama 50 liraya satamıyorsun şeyde. Şimdi bu tarz bir durumda sevgili arkadaşlar kişinin yalnızca 145. maddedeki cezayı indiren malın değerinin azlığı şeklindeki indirim nedeninden faydalanması söz konusu olabilir. Örnek şeyle ilgili olarak, sübjektif görüşle ilgili olarak sevgili Gülşah, somut bir örnek vermemize gerek yok. Çünkü sübjektif görüş bu tarz bir durumda konuda veya vasıtadaki imkansızlık halinde bir mutlak veya nispi değerlendirmesine gidilmeksizin failin suç işleme kastı ve niyetiyle yola çıkmış olmasının, bir yönde bir iradeyle hareket etmiş olmasının cezalandırılabilmesi için yeterli olduğunu, yoksa suçun konusu yönünden bir tehlike yaratıp yaratmadığının ayrıca araştırılmasına gerek olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla sübjektif teoriye esas aldığınızda az önce vermiş olduğum şeyde
Zaten ölmüş olan bir kişiyi öldürmek için evine gidip yatakta onu ateş ettiğinizde o zaman ortaya çıkıyor ki siz gitmeden saatler önce kalp krizi geçirmiş yatağında ölmüş. Siz onu ateş ettiğiniz için gene kasten öldürme teşebbüsten cezalandırılırsınız diyor sübjektif teori. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan kastınızdır diyor. Şimdi kastı esas aldığınız zaman da ceza sorununun kapsamını hakikaten öngörülemez bir biçimde geliştirmiş oluyorsunuz. Hadi onlar diyorlar ki işte bunun için de hakime bir takdir yetkisi tanınsın falan. Yok, o takdir yetkisinin nasıl suistimal edilebileceğini hepimiz çok iyi bildiğimiz için ben objektif teoriden şaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda tehlike teorisi olarak ifade edilen yeni objektif teorinin de fevkalade amaca hizmet eden adil neticeler meydana getiren bir teori olduğunu düşünüyorum. İşlenemez suç bahsimiz bu kadar sevgili arkadaşlar. Saatimiz de 11:27. Evet, 11:27 gayet güzel bir noktaya geldik. Suça iştirake başlayacağız. Suça iştirake başlamadan önce isterseniz bir ara verelim birlikte sevgili arkadaşlar. Saat, hadi bu defa bugün biraz fazla bir ara verelim. Çünkü nefes almadan güzel gittik ve teşebbüs bahsine ilişkin son konumuzu da anlattık. Ara vermeden önce suça teşebbüsle ilgili aklınıza takılan sormak istediğiniz bir husus var mıdır sevgili arkadaşlar? Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir husus var ise şimdi konuşalım. Yok ise sevgili arkadaşlar şimdi bir ara verelim. Kaçta devam edelim? Tamam, 11:40'da normal derse başlama saatimizde yeniden bir araya gelelim. Tamam, teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. 11:40'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.